Mutluluğun formülünü veriyoruz. Dopamin, oksitosin, serotonin ve endorfin. Kendinizi iyi hissetmek için çeşitli ilaçlar kullandığınız oldu mu? Belki doktorunuzun önerisiyle bu tip ilaçlar kullanıyor olabilirsiniz. Fakat ilaç kullanmadan da vücudunuzda doğal olarak bulunan ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan bazı nörotransmitterlerin veya hormonların salgısını arttırabilirsiniz. Nelerden mi bahsediyoruz? Dopamin, oksitosin, serotonin ve endorfin hormonlarından elbette. Vücutta bu hormonların eksikliği, depresif ruh hali ve kaygı gibi problemlere sebep olabilir. Doğal yollar ile bu hormonların salgılanmasını arttırabilirseniz kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Dilerseniz ilaçsız kendini iyi hissetmenizi sağlayacak olan bu doğal vücut kimyasallarına hep birlikte göz atalım. Dopamin hormonu. Bu nörotransmitterin vücudumuzda fonksiyonları oldukça fazladır. Dopamin zevk hormonu olarak da bilinir. Yani sizi harekete geçirmek ve motive etmek için salgılanan bir hormondur. Bununla birlikte düşünme, hafıza, konsantrasyon, vücut hareketleri üzerinde de büyük etkisi vardır. Dopamin hormonunun salgılanması sizi keyifli, hayata bağlı ve özgüvenli hissettirir. Dopamin eksikliği belirtileri. Odaklanma ve motivasyonda güçlük. Erteleme davranışı. Yorgun ve halsiz hissetmek. Sebepsiz bir üzüntü ve düşük enerji. Kaygı, umutsuzluk ve suçluluk hissi. Normalden daha yavaş hareket etmek. Doğal yollarla dopamini nasıl arttırabilirsiniz? 1. Bol bol protein yiyin. Sığır eti, hindi, yumurta, baklagiller, süt ve soya gibi protein açısından zengin besinler yiyebilirsiniz. Çünkü bu besinlerin içinde tirozin ve fenilalanin amino asitleri bulunur ve bu amino asitler doğal yollardan dopamin salgılanmasını arttırır. 2. Düzenli egzersiz ve meditasyon yapın. Düzenli egzersiz ruh halini iyileştirerek dopamin seviyelerini arttırabilir. Yapılan bir araştırmada haftada bir gün 1 saatlik yoga yapmak ve düzenli meditasyon yapmak dopamin seviyesini önemli ölçüde arttırmıştır. 3. Yeni hedefler belirleyin ve bunları uygulayın. Kendinize bir ajanda alıp günlük yapılacaklar listesi tutmaya ne derseniz, bu listeyi yapıp uyguladıktan sonra yapılan maddeleri işaretlemek dopamin seviyesinin artmasına katkı sağlayacaktır. 4. Müzik dinleyin. Özellikle enstrümantal müzik, dopamin seviyenizi dikkate değer ölçüde arttırabilir. Araştırmalara göre müzik dinlemek, beyindeki ödül ve zevk alanlarındaki aktiviteyi arttırır. Oksitosin hormonu. Oksitosin, aşk ve sevgi hormonu olarak bilinir. Özellikle sevdiğimiz insanlarla birlikteyken salgılanan bu hormon, sevgi ve bağlılığın güçlenmesini sağlar. Oksitosin, empati kurmanızı kolaylaştırır ve sosyal anlamda sizi daha aktif tutar. Ayrıca oksitosin, annelik içgüdüsü ile ilişkilidir. Anne ve bebek arasındaki bağın oluşmasını sağlar. Doğum esnasında ve emzirme döneminde de bu hormon rol oynar. Oksitosin hormonunun salgılanması sizi sevgi dolu, şefkatli ve paylaşımcı hissettirir. Oksitosin eksikliği belirtileri. Yalnız, yorgun ve stresli hissetmek. Enerji ve motivasyonda düşüklük. Dengesiz bir ruh hali. Sosyal anlamda uyumsuzluk. Doğum ve emzirme döneminde zorlanmak. Doğal yollarla oksitosini nasıl arttırabilirsiniz? 1. Aşık olun. Kime aşık olacağım dediğinizi duyar gibiyim. Fakat bir gün neden olmasın? Araştırmalara göre aşık olmak oksitosin seviyelerini önemli ölçüde arttırmaktadır. Sevdiğiniz kişiye sarılmak ve cinsel ilişki de bu hormonun vücudunuzda daha fazla salgılanmasını sağlar. 2. Sosyalleşin. İnsanlarla iletişim kurmak, uzun uzun sohbet etmek bu hormonun salgılanmasını sağlar. Ayrıca sevdiğiniz insanlara iltifat ederseniz de doğal yoldan oksitosin seviyelerini arttırabilirsiniz. 3. Hayal kurun. Sizi mutlu edecek hayaller kurmak veya güzel anılarınızı hatırlamak oksitosin hormonu seviyenizi yükseltir. 4. Masaj yaptırın. Beyinde oksitosin salınımı dokunma, güzel kokular ve müzik ile uyarılır. Bu yüzden dinlendirici bir müzik ve rahatlatıcı kokular eşliğinde masaj yaptırabilirsiniz. Aromaterapi gibi alternatiflere bakarak oksitosin seviyenizi arttırabilirsiniz. Bunların dışında evcil hayvan beslemek ve iyilik yapmak da oksitosin hormonunu olumlu yönde etkiler. Serotonin hormonu. Serotonin, mutluluk hormonu olarak bilinen ve beyinde pek çok işlevi olan bir nörotransmitterdir. Bu hormon ruh hali üzerinde dengeleyici bir etkiye sahiptir. Hafızanın güçlenmesine de yardımcı olur.
Bununla birlikte uyku, yemek yeme ve yemeklerin sindirimi gibi birçok eylemde serotonin hormonuna ihtiyaç vardır. Serotonin hormonunun salgılanması sizi neşeli, canlı ve zinde hissettirir. Serotonin eksikliği belirtileri: hafıza zayıflığı ve unutkanlık, endişe ve özgüven kaybı, uyku sorunları, iştahta değişiklikler ve aşırı tatlı yeme isteği, saldırganlık ve sinirlilik. Doğal yollarla serotonini nasıl arttırabilirsiniz? 1. Spor yapın. Düzenli ve etkili bir spor rutini, vücutta salgılanan serotonin miktarının artmasını sağlar. Hangi sporu yapmak istediğinizi seçip böyle bir alışkanlık edinebilirsiniz. Bizim size tavsiyemiz ise günde en az 30 dakikanızı ayırarak doğanın içinde sakin bir yürüyüşe çıkmanız. 2. Serotonin içeren besinler yiyin. Serotonin seviyesini arttırmak için beslenme düzeninize serotonin içeren gıdalar ekleyebilirsiniz. Özellikle sabahları daha çok peynir ve yumurta yemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca muz, ananas, kivi gibi meyveler ve fındık, fıstık, badem ve ceviz gibi kuru yemişler de bu hormonun salgılanmasını arttırır. 3. Güneşin altında daha çok vakit geçirin. Güneş ışığı vücuttaki serotonin miktarını arttırmaya yardımcı olur. Bunun sebebi güneş sayesinde D vitamini almanızdır. D vitamini ise bol miktarda serotonin salgılanmasına katkı sağlar. 4. B vitamini içeren yiyecekler yiyin. Özellikle B6 vitamini vücuttaki serotonin üretimini hızlandırır. Nohut, süt ürünleri, kırmızı ve beyaz et, havuç, patates ve bezelye gibi besinler yiyerek bu olumlu etkileri görebilirsiniz. Endorfin hormonu. Endorfin, vücutta doğal olarak salgılanan bir ağrı kesici olarak nitelendirilebilir. Bu hormon hastalıklarla mücadele eder. Vücutta var olan yaraların ve ağrıların azalmasını ve iyileşmesini sağlar. Ayrıca doğum sırasındaki acı ile baş etmenize yardımcı olur. Anne-bebek arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Endorfin, yaşamdan aldığınız zevkin artmasını kolaylaştırır. Endorfin hormonunun salgılanması sizi neşeli, rahat ve pozitif hissettirir. Endorfin eksikliği belirtileri: uyku bozuklukları, kaygı ve depresyon, vücutta ağrılar, yorgunluk ve düşük enerji, dürtüsel davranışlar, ruh hali değişimleri. Doğal yollarla endorfini nasıl arttırabilirsiniz? 1. Erken uyumaya çalışın. Endorfin hormonu gece saatlerinde salgılanan bir hormondur. Özellikle gece 11 ve 3 arasında daha fazla salgılanır. Bu yüzden en geç 11'de uyumanızı tavsiye ederiz. 2. Egzersiz yapın. Egzersiz yapmak endorfin hormonunun salgılanmasını sağlar. Böylece kendinizi daha gevşemiş ve stresten arınmış hissedersiniz. 3. Endorfini arttıran yiyecekler yiyin. Dondurma, çilek, muz, çikolata ve makarnayı yeterli miktarda yiyerek endorfin seviyesini arttırabilirsiniz. Ayrıca baharatlı yemekler ve B ve C vitamini yönünden zengin besinler de aynı etkileri sağlar. 4. Huzur veren sesler dinleyin. Doğada yürüyüşler yaparak çevrenizdeki sesleri dinleyebilir veya internetten doğa sesleri açıp uyuyabilirsiniz. Bu tarz huzur veren sesler endorfin hormonunun artmasını sağlar. 5. Gülün. Arkadaşlarınızla birlikteyken attığınız kahkahalar veya internetteki komik videolar, düşününce bile ne kadar iyi hissettiriyor, değil mi? Gülmeyi alışkanlık haline getirmek endorfini arttırarak sizi pozitif hissettirecektir. Bunun yanı sıra gönüllü işlerde çalışmak ve zevk aldığınız etkinlikleri yapmak da endorfin hormonunu olumlu yönde etkiler.